Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün 4000 kelimeye devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir okuma parçamız var. O okuma parçasını güzelce okuyacağız. Anlamaya çalışacağız. Sonra da sevgili arkadaşlar, onu tamamen tercüme ettikten sonra birlikte ne yapacağız? Birlikte sorularına cevap vereceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Zehra Rüzgar kızı hoş geldin. Anar Mütelevo hoş geldin. Brilliant İmamova hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de sizleri seviyorum. Hoş geldiniz. Evet. Elina Hamitli hoş geldin. Gündüz Ramazanlı hoş geldin. Hacer İzgi hoş geldin. Serpil YK hoş geldin. Var mı başka gelen arkadaşlar? Evet. Önce bir dinleyelim değil mi arkadaşlar? Öncelikle bir dinleyelim. Evet, öncelikle bir dinleyelim. Dinledikten sonra sizlere okutturacağım, tercüme edeceğiz. Ve en sonunda soruları cevaplandıracağız. Böyle büyük ekran yapıyorum arkadaşlar, daha iyi göresiniz diye. Tam anlamıyla göresiniz diye böyle büyük ekran yaptım. Hadi şimdi dinleyelim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyelim hep beraber. Evet, Emel hoş geldin. Nigar Ezova hoş geldin. Ahmet Alev hoş geldin. Gülsün Şengül hoş geldin. Şimdi dinleyelim önce. Dikkatli bir şekilde dinleyelim iki defa. Ondan sonra başlarız. Beraber okumaya, tercüme etmeye, yapıları göstermeye, kelimeleri anlatmaya. Nurten Uzunoğulları hoş geldiniz. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Hadi hep beraber ne yapıyorsunuz? Dikkatli dinliyorsunuz. Zülfiye Abdullayeva hoş geldin. Selime Zabinkara hoş geldin. Evet, başlıyoruz. The crazy artist. Fraunhofer was the best artist in the world. Everyone loved him. The quality of his paintings was very high. He always used the best materials. He made a big profit from his paintings. He had delicious meals with his rich neighbors. He taught art classes. Life was good. Then his attitude changed. He stopped selling paintings and teaching. He tried a new method of painting. He stayed alone in his apartment all day. He worked all day and all night, rarely eating. Soon Fraunhofer became very thin, but he kept working on the same paintings for many years. He worked as hard as he could. Finally, he finished the painting. He was very happy and invited other artists to see it. "I want your professional opinion," he said. He wanted them to judge it and compare it to other paintings. Everyone was very excited as they went up the stairs to his apartment. Fraunhofer was excited to show his painting, and the artists were excited to see it. "They'll love it," he thought. But they did not. They were surprised by his painting. There was no white anywhere. Fraunhofer filled the whole painting with lines and colors. There was no space for a normal picture. It was full of strange shapes. It looked bad to the other artists. He used symbols, and they didn't understand them. They thought it was terrible. "Why did you paint this strange picture?" someone asked. They didn't understand its beauty. But after some time, many people began to like his painting. People wrote articles about it in magazines. They said it was his best work. They loved his strange symbols. They loved his strange colors. Fraunhofer's painting reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was bad. He also helped them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. Evet sevgili arkadaşlar, bir kere dinlediniz. Şimdi bir kez daha dinleteceğim size. Dikkatli bir şekilde tekrar dinlemeye çalışın. Ayşe Kacaralı hoş geldin. Şükriye hoş geldin. Selime Zabinkara hoş geldin. Fatma İyigün hoş geldin. Tuncay Üstemir hoş geldiniz. Bir kere daha dinleyin arkadaşlar. Lütfen elinizde bilgisayarınızın önünde, pardon, bilgisayarın önünde gözünüz ekranda olsun arkadaşlar. Takip etmeye çalışın. Tekrar dinliyoruz arkadaşlar. Tekrar.
Mine Kahraman hoş geldin. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi dikkatli bir şekilde dinliyoruz. The Crazy Artist. Frenhofer was the best artist in the world. Everyone loved him. The quality of his paintings was very high. He always used the best materials. He made a big profit from his paintings. He had delicious meals with his rich neighbors. He taught art classes. Life was good. Then his attitude changed. He stopped selling paintings and teaching. He tried a new method of painting. He stayed alone in his apartment all day. He worked all day and all night, rarely eating. Soon Frenhofer became very thin, but he kept working on the same paintings for many years. He worked as hard as he could. Finally, he finished the painting. He was very happy and invited other artists to see it. "I want your professional opinion," he said. He wanted them to judge it and compare it to other paintings. Everyone was very excited as they went up the stairs to his apartment. Frenhofer was excited to show his painting, and the artists were excited to see it. "They'll love it," he thought. But they did not. They were surprised by his painting. There was no white anywhere. Frenhofer filled the whole painting with lines and colors. There was no space for a normal picture. It was full of strange shapes. It looked bad to the other artists. He used symbols, and they didn't understand them. They thought it was terrible. "Why did you paint this strange picture?" someone asked. They didn't understand its beauty. But after some time, many people began to like his painting. People wrote articles about it in magazines. They said it was his best work. They loved his strange symbols. They loved his strange colors. Frenhofer's painting reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was bad. He also helped them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. Sevgili arkadaşlar, iki defa dinledik. Bir kere daha dinlemek isteyenler bir yazsınlar. Dinlemek istemeyenler iki yazsınlar. Eğer bir kere daha dinlemek istiyorsanız bir yazın, bir kez daha dinlettireyim. Hani daha iyi anlayamayanlar için veya dikkat dağılanlar için. Eğer derseniz ki iki yazarsanız o zaman da hemen başlayalım çalışmaya üzerinde. Bir kez daha dinlemek isteyenler varsa bir yazsın. Çoğunluktaysa dinlettirelim. Liberty U Azadi hoş geldin. Herhalde yeter. Galiba yeter diyorlar arkadaşlar. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar dinledik. Gayet iyi bir şekilde anladık. Şimdi sevgili arkadaşlar linki atıyorum. Katılıp da okumak isteyen arkadaşlar lütfen linke tıklayıp katılsınlar. Tabii platin seviye arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlar linke tıklayıp evet. Bekliyorum. Sıraya göre alacağım hepinize. Gülsün geldi. Hoş geldin Gülsün. Sizler de gelin arkadaşlar. Linke tıklayın. Gelin. Beraberce okuyalım. Evet. Gülsün hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Okuyayım mı? Dikkatli bir şekilde oku yavaş. Başla. Tamam hocam. İlk paragraf okuyorum değil mi hocam? The crazy evet. Artist. Frenhofer was the best artist in the world. Everyone loved him. The quality of his paintings was very high. He always used the best materials. He made a big profit from his paintings. He had delicious meals with his rich neighbors. He taught art classes. Life was good. Tamam, şimdi dur burada. Burayı bir güzel tercüme et bize. Frenhofer
dünyanın en iyi sanatçılarından biriydi. Herkes onu severdi. Onun resimleri... O da Gülsün. Dünyadaki en iyi sanatçıydı diyor. En iyi sanatçılardan birisi deseydi one of the best artists. Evet, one of the. En iyi sanatçı, doğru diyorsunuz hocam. En iyi sanatçı. En iyi sanatçıydı. Herkes onu severdi. Güzel. Onun resimlerinin kalitesi çok yüksekti. Hı-hı. O daima en iyi materyalleri kullanırdı. He made a big, o yaptığı onun resimlerinden büyük tutarda işte para kazandı değil mi hocam? O para kazandı, yaptı. İyi paralar kazandı. Evet, make a big profit, büyük kazançlar sağlamak. Kâr evet, etti. Kâr etti yani. O diyor onun zengin komşularıyla lezzetli öğünler, yemek yedi. Güzel. O düşündük diyor, o aynı zamanda hocam şey yapıyor, resim dersleri veriyor, eğitim veriyor. Evet. Ve yaşamı iyiydi. Doğru. Sanat dersleri verdi diyor. He taught art classes. Sanat dersleri verdi. Sanat dersi. Doğru. Life was good. Yaşamı güzeldi. Hayatı iyiydi. Hayatı iyiydi yani. Onun için hayatı iyiydi anlamda söylüyor. Devam evet. edelim. Güzeldi. Then his attitude changed. He stopped selling paintings and teaching. He... Hocam şeyin altında kalıyor. Göremiyorum orayı. Şu attitude. Bu attitude olacak. Attitude. Then his attitude changed. He stopped selling paintings and teaching. He tried a new method of painting. He stayed alone in his apartment all day. He worked all day and all night, rarely eating. Soon flower became very thin. But he kept working on the same painting for many years. He worked as hard as he could. Tamam, burada buraya devam edelim. Sonra bir diyor tercih. Hocam, tutumu değişti diyor. Onun tutumu değişti diyor. He stopped saying, o durdu diyor. Onun satış, yani resimlerinin satışları ve eğitim çalışmaları, öğretmenliği durdu diyor. Burada diyorum, bir dakika. Diyor ki o eğitmeyi, ders vermeyi ve resimlerini satmayı kesti. Yani evet, durdu. Yani. Kesti, doğru, evet. Resimleri O diyor denetiyor resimlerinde yeni bir metot denemeye başladı. Güzel. O diyor onun... Şimdi başladı değil de o yeni bir metot denedi. Şimdi olmayan kelimeyi orada şimdi aslında cümleyi bozmuyor biliyor musun? He tried a new method of painting. Yeni bir resmetme sanatı denedi. Çalışmaya başladı. Evet denemiyor. Evet, yeni bir resmetme sanatı denedi. Aynen. Onun apartmanında diyor o tüm gün yalnız kaldı. Yani o çalıştı. Dediği dairesinde değil mi? Dairesinde. Bütün gün yalnız kalıyordu. Aynen. O çalıştı diyor. Tüm gün ve tüm gece yemeksizin tüm gün ve tüm gece çalıştı diyor. Rare doğru mu hocam? Doğru. Rare eating ne demek? İşte yemek neredeyse hiç yemek yemeksizin yani. Aferin çok güzeldi. Neredeyse hiç yemek yemeksizin bütün gece yani bütün günler bütün gece. Gece ve gündüz çalıştı. Değil. Çok güzel tercüme. Neredeyse Fenerbahçe hiç... diyor. Çok zayıf diyor. En sonunda bir Fenerbahçe diyor. Çok zayıf düştü. Yani çok zayıf oldu. Bravo. Zayıf düştü. Çok zayıf düştü. Devam et. Sonra diyor. O diyor. Muhafaza etti diyor. Aynı birçok yıllar içinde diyor. Aynı çalışma resim boyama çalışmalarına devam etti. Muhafaza etti yani. Aynı doğru. Şekilde devam etti diyor. Keep working. Bir şeyi yapmaya devam. Aynı. Devam de. Etmek. Ondan sonra o çalıştı diyor hocam. Çok sıkı çalıştı diyor. Yani bunu herhalde oturtmak için mi? O work as is. Şimdi şöyle o diyor çalıştı. As hard as he could yapabildiği kadar hızlı çok sıkı çalıştı yani. O zorladı kendini yani.
Yani as hard as he could, anlamış o, as hard as he could, yapabildiği kadar sıkı çalıştı. Yani elinden gelenin en hızlısını, en sıkısını çalışmaya çalıştı daha doğrusu. Çalışmaya çalıştı demeyelim de orada. Mesela I will do, mesela mesela I will, mesela dedim ki elma alacağım. Ne kadar almak istiyorsun? I want to buy as many as I can. Mesela alabildiğim kadar alabildiğim kadar alabilir. Elma alacağım. Anladım hocam. Okey. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir başka arkadaşımızın devamını okusun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tamam hocam. Görüşürüz. Hoş geldin Emel. Merhaba hocam. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İdare ediyoruz. So. Hep aynı be. Şimdi finally'den başlıyorsun güzelce ne? Okay. Finally he finished the painting. He was very happy and invited other artists to see it. I want your professional opinion, he said. He wanted them to judge it and compare it to other paintings. Everyone professional. Professional. Everyone'dan başla. Okay, everyone was very excited as they went up the stairs to his apartment. Apartment. Frenhofer was excited to show his painting, and the artists were excited to see it. They love it, he thought, but they didn't. Çok güzel. Şimdi baştan başlayalım, tercüme edelim. Sonunda o yaptığı resmi bitirdi. He was very, o çok mutlu olmuştu ve diğer sanatçıları yaptığı resmi görmek için davet etti. Güzel. Onlara da sizin mesleki düşüncenizi duymak istiyorum. Çok güzel. Diye söyledi. Yaptığı resmi onlardan yargılamalarını, değerlendirmelerini istedi. Bir jüri değerlendirmelerini istedi. Diğer yaptığı resimlerle mukayese etmelerini istedi resmini. Çok güzel. Gerçekten güzel. Bak orada değerlendirmeleri dedin değil mi? Yargılamak normalde ama değerlendirmek diye çevirdim. Evet. Her biri çok heyecanlıydı. As they went up the stairs. Yani Frenhofer'ın apartmanında merdivenlerden yukarıya doğru çıkarken bu gelen diğer sanatçılar kadar da o da heyecanlıydı. Her biri heyecanlıydı. Şimdi everyone was very excited when as they went up the stairs to his apartment. Apartmandan çıkarken anlamındaymış o. Aslında bu dairesine çıkarken. Dairesine çıkarken her biri çok heyecanlıydı sanatçıları. Frenhofer da onun kendi yaptığı resmi sergileyeceği için, göstereceği için çok heyecanlıydı. Ve bu sanatçılar da resmi görmek için çok heyecanlıydılar. Çok güzel. To be excited to work bir kalıbı o kadar güzel oturtmuş burada. Bakın çocuklar siz de bakın. Hemen sen fark etmişsindir zaten. To be excited to work bir kalıp. Bir şeyi yaptığı zaman heyecanlanmak yani. Bakın to be excited to work bir kalıp bu. Çok güzel. Devam edelim. They love it. O düşündü ki Frenhofer onların resmine bayılacağını düşünüyordu. Çok seveceklerini, bayılacaklarını düşünüyordu. Fakat onlar öyle hissetmediler ne yazık ki. Çok güzel. Devam ediyorum. Devam edelim. Gayet güzel. Ne yazık ki yok orada da ben onu söyledim. O yorumlar önemli arkadaşlar. Aslına sadık kalarak her türlü yorumu yapabilirsiniz. Yani orada o onların seveceğini düşündü ama ne yazık ki sevmediler. Evet diyoruz. Unfortunately dememiş ama. Hı-hı. Ama sevmediler. Yani evet. Orada yorum getiriyoruz. Hı-hı. Devam edelim. They were surprised by his painting. There was no white
anywhere. Fraunhofer filled the whole painting with lines and colors. There was no space for a normal picture. It was full of strange shapes. It looked bad to the other artists. He used symbols and they didn't understand them. They thought it was terrible. Mm-hmm. Why did you paint this strange picture? Someone asked. They didn't understand its beauty. Çok güzel. Şimdi başlayalım. Burada passive voice var fark ettiysen. To be, verb 3, by. Passive voice. Mm-hmm. Evet. Onlar Fraunhofer'ın yaptığı bu resmi çok şaşırdılar. Şaşırmışlardı. There was no white. Hiçbir yerde beyaz yoktu. Resmin hiçbir yerinde beyaz yoktu. Burada resmi kelimesi yok değil mi? Ama biz onu öyle söylemek zorundayız. Yani hiçbir yerde beyaz yoktu. Evet yani, o anywhere diyor ama resmin hiçbir yerinde yoktu. Tabii. Bravo. Devam. Fraunhofer tüm resmin tamamını çizgilerle ve renklerle doldurmuştu. Bravo. There was no space. Yani normal bir resim için hiç boşluk kalmamıştı. Resim garip gölgelerle doluydu. Gölge değil, shadow değil bu, shape. Shape çizgiler mi? Şekiller. Şekillerle doluydu. Shape, şekiller. Garip, acayip çizgilerle doluydu diyor. Güzel. Shape, şekil, shadow da gölge. Okay, thank you. I confused a bit. I am confused. I am confused, thank you. O da çünkü pasif. Niye? Çünkü sen durup dururken şaşırır mısın? Bir şey olur, dikkatin dağılır, şaşırtılırsın. Yani şaşırtılmak. Thank you. I'm confused, thank you. It looked to the other. Resim diğer sanatçılara kötü gözükmüştü. Kötü gözüktü. Çünkü Fraunhofer sembolleri kullanmıştı ve kullandığı bu sembolleri sanatçılar anlamamışlardı. Onlar resmin berbat olduğunu, çok kötü olduğunu düşündüler. Güzel. Hatta bazıları sordu niçin bu garip resmi yaptın diye. Onlar resmin güzelliğini anlamadılar. Çok güzel. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel. Harika tercüme. Şimdi yeni bir arkadaş alacağım. Çok teşekkür ederim Emel. Sağ olasın. Anladım. Sana da geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Serpil, hoş geldin. Çıksın mısın? Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Uykudan yeni kalktım. Sözde cumartesi, pazar. Ama hiç ona benzemiyor yani. Evet. Şimdi hadi bakalım. But after some time, önce bir okuyalım sonuna kadar. Okuduktan sonra güzelce bir tercüme edelim beraberce. Tamam hocam. But after some time, many people began to like his painting. People write articles about it in magazines. People wrote articles about it in magazines. They said it was his best work. They loved his strange symbols. They loved his strange symbols. They loved his strange colors. They loved his strange colors. Fraunhofer's painting reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was best. It was bad. He also had them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. Güzel, evet. Başlayalım. But after some times. Fakat diyor bir süre sonra birçok insan diyor onun resimlerini beğenmeye başladı. Resmini beğenmeye başladı. İnsanlar
dergilerde, makalelerde onun hakkında yazılar yazdılar. Yazdılar. They said it was his best work. Onlar diyor onun iyi bir çalışma olduğunu söylediler. Yani yazmışlar. O dediği hangisi? İtne. Fren Hover'ın yaptığı resim, metodunu değiştirerek yaptığı resmin iyi bir çalışma olduğundan bahsetmişler. Hatta o resmin en iyi çalışması olduğu. Evet. Yani mesela since now da diyebilirdi. Şu ana kadar. Anada da diyebilirdi. Şu ana kadar yaptığı en iyi çalışması diye söylüyorlardı. Ama şu ana kadar dememiş orada. Devam edelim. They loved his strange symbols. Onlar diyor garip sembolleri sevdiler. Onun garip şekillerini sevdiler. Yok. Onlar onun garip olan o sembolleri, sembol böyle imgeler yapmış. Bazı yerlere bir imgeler yapmış böyle. Hani rozet gibi bir şeyler yapmış. Bayıldılar hatta. Evet. Onlar da garip sembollerini sevdiler. Onlar garip boyama tarzını sevdiler. Yok, renkleri. Pardon garip, hocam. Garip renklerden diyor, garip renklere bayıldılar. Demek sıra dışı bir resim yapmış, sıra dışı bir renkler kullanmış. Evet. Onlara bayılmışlar. Fraunhofer's painting reminded everyone that diyor. Burada Fraunhofer'ın resmi diyor, resmi. Hatırlatmak, idrak etmek. Anımsattı diyor. Fraunhofer'ın diyor, herkese resmi, Fraunhofer'ın bu resmi diyor, herkese anımsattı ki. Anımsattı ki. Just evet. Because something was new didn't mean it that it was bad. Bak burası evet. Çok güzel bir cümle. Şimdi burayı ben iyi anlayayım. Açıklayayım hocam. Fraunhofer'ın resmi diyor onlara hatırlattı ki şöyle diyor bir şey diyor bir şey yeni ise yeni bir şey yeni olduğu için onun kötü olduğu anlamına gelmez. Bravo. Aferin sana. Sadece sadece bir şeyin yani yeni olması demek onun kötü anlamına geldiği anlamına gelmezdi. Şimdi burada bakar mısın? Söyle ne diyeceksin yavrum? Kötü olduğu anlamına gelmez evet. Bu da mean demek istemek, anlamına gelmek, kastetmek anlamında geçiyor. Şimdi buradaki manayı çok iyi gerçekten anlamak gerekiyor. Daha doğrusu yapıyı anlamak gerekiyor. Şimdi Fraunhofer's painting reminded everyone, herkese hatırlattı ki diyor. Just because something was new. Bak. Buraya kadar cümlenin bak. That'ten sonra cümlenin subject'i buraya bakıyor musun Serpil? Evet bakıyorum hocam. Cümlenin subject'i çok özür diliyorum ama eşek gibi bir subject yapmış buraya. Yani he diyebilirdi, it diyebilirdi dememiş. Just because something was new. Cümlenin subject'i. Yani bir şey sadece yeni olduğu için bak o the için anlamında just because veriyor. Değil mi? Sadece yeni olduğu için diyor. Didn't mean işte cümlenin fiili gövdesi burası. Didn't mean diyor. Demek değildi, manasına gelmiyordu. That it was bad. Onun kötü olduğu manasına gelmiyordu. Yani burada bak birinci cümlemiz şu. Fraunhofer's painting reminded everyone. Bu birinci cümlemiz. Birinci cümlemize dığını anlamında bir ilave yapmış. İkinci cümleyi burada patlatmış. That aslında ikinci cümleyi bağlıyor. İkinci cümlenin subject'i anlayabiliyor musun Serpil ne demek istediğimi? Anlıyorum hocam. İkinci cümlenin subject'i just because something was subject o. Doğru. Just because something was new. İşte buraya kadardı. New'da almam lazım buradan. Evet bir saniye. İkinci cümlenin subject'i şuraya kadar arkadaşlar. Subject'i bu. Word de olmalı. Baştan sonra word. Didn't mean cümlenin gövdesi.
That it was bad, that it was bad de cümlenin ayakları arkadaşlar. Bu artık ciddi anlamda upper intermediate bir cümle. Şimdi bu yapıyı anlayabildin mi sen? Anladım hocam. Peki sevgili arkadaşlar, sizler anlayabildiniz mi? Bak bu yapı farklı bir yapı. Mesela biz deriz ki mesela I went there. Burada subject de var, burada verb de var, burada object de var. Birer tane. Ama burada subject 4-5 tane kelime. Verb 2 tane kelime. Efendim object 4-5 tane kelime. Farklı bir çalışma yapmış burada değil mi arkadaşlar? İnşallah anlamıştım. Evet. Fatma anlayabildin mi? Fatma hangisini sen söylüyordun? Hangisini söylüyordu bilmiyorum. Neyse. Devam edeyim mi hocam? Tamam devam edelim. Bir saniye de geçeyim şeye. Evet. He also helped them. He also had them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. O diyor ayrıca diyor on bunu şeyim ayrıca da yardım etti onlara diyor anlama şey gerçeği görmelerini mi? O diyor yani ressam onlara ayrıca yardım etti diyor. Gerçeği görmeleri için diyor. Şimdi orada sometimes it takes tamam doğru. Gerçeği görmelerine yardımcı oldu diyordu. Buraya kadar doğru. He also helped them to realize. Oraya kadar doğru. Oraya kadar hemfikirim. That sometimes it takes people a little time to understand great things. Orayı tercüme edelim şimdi. Güzel. Sometimes it takes people a little time to understand great things. Ha, bazen diyor insanların harika şeyleri anlamak için anlaması zaman alır. Bravo. Biraz zaman alır. Şimdi bu anlaması zaman alır var ya anlaması zaman alır. O anlaması zaman alırı şiddetle bu cümleye bağlayalım. Anlamasının zaman aldığı için diyor. Aldığı için. Hı. Yani bu cümleyi bak bu that burada ne yapıyor biliyor musun güzel kızım bak. Tamam he anladım. To realize bu cümleyi that'le ikinci bir cümleye, baba cümleye bağlıyor. Yani iki cümleye bağlı, ayrı bir cümle değil o. Onun ikisi bir arada olacak. Tamam. Diyor ki bazen insanların harika şeyleri anlamaları biraz zamanlarını aldığı için gerçekleri anlamalarına yardım etti o. O işte ayrıca. Evet harika şeyleri anlamak diyor biraz bazen diyor zaman aldığından diyor onların hakeza bunu fark etmelerine yardımcı oldu. Fark etmelerine. Yani yardımcı oldu. Şimdi bakın İnsanlar Türkiye'de 300 kelimeyle 400 kelimeyle Türkçe konuşuyor. Hatta 300 kelimesi yetmeyen sadece küfürlerle konuşan insanlar da var biliyorsunuz bunları. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar eğer 300-400 kelimeyle Türkçe'yi öğrenmeye kalkışıyorsanız bu tercümeleri artık yapamazsınız. Çünkü yükseklere çıktığın zaman oksijen daha fazla vuruyor beyine. Beyin damarlarını açıyor ama beyinde damar varsa açıyor. Damar yoksa açmıyor ki açamıyor çünkü. Onun için ne yapmak lazım? 300-400 kelimeyi 500'e, 1000'e, 1500'e, 2000'e, 3000'e çıkartmak lazım. Yani burada yapılar gitgide büyüyor dikkat ediyorsanız. Şimdi normalde burada neredeyiz? Dur bakayım şimdi. He also helped them to realize that diyor. Burada nokta koyduğunu farz et. Sometimes de ikinci cümle başlattığı zaman bu iki ayrı cümle oluyor zaten. Sometimes it takes people a little time to understand great things. Ama burada that'i orada iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaç olarak kullanıyor. Mesela I know that he is a good man. Oradaki that onun iyi bir adam olduğunu biliyorum. Dığını.
I know he's a good man. İki ayrı cümle de olabilirdi bu. Şimdi bağlaşlı cümlede girdiğimiz zaman elimizden geldiği kadar o bağlaşları yerinde kullanmaya çalışacağız. Sen tam anlamıyla anlayabildin mi bunu? Evet anladım hocam. Bir daha söyleyeyim mi isterseniz? Söyle bir daha söyle. Bazen diyor harika şeyleri anlamak insanlar için biraz zaman aldığından bunu fark etmeleri için yardım etti onlara. Onlara doğru. Yardım etti. Evet, fark etmeleri için onlara yardım etti. Gayet güzel. Bitti mi bu? Bitti. Galiba. Vallahi bitti. Ha, helal olsun. Çok güzeldi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet hocam. Sağ olasın. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi fark ettiyseniz, sevgili arkadaşlar fark ettiyseniz parçalar gitgide zorlaşmaya başlıyor. Neden? Şu anda burada artık pre-intermediate ile intermediate hatta bazen de upper'dan bazı şeyler katıyor. Biz burada arkadaşlar görmemiz gereken kelimeler şunlardı. Artist, sanatçı. Biz bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Neyin içinde öğreniyoruz? Parçanın içerisinde öğreniyoruz. Sanatçı, artist. Lütfen siz de tekrar edin arkadaşlar benimle birlikte. Artist, sanatçı. Quality, kalite, nitelik anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Materials, malzeme anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Profit, kar, kazanç, efendim menfaat anlamına da geliyor negatif anlamda. Meals, bu bold yazılanlar arkadaşlar bizim yeni gördüğümüz kelimeler. Yani bu derste görüp de öğrenmeye çalıştım. Meals, öğünler, yemekler anlamına geliyor. Neighbor veya neighbors komşular demek. Neighbor da komşu anlamına geliyor tekili. Attitude sevgili arkadaşlar tutum, davranış anlamında geçiyor. Burada geçen method Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Maalesef Türkçe'de bunu kullanıyorlar. Metot diye kullanıyor. Yöntem, tarz, stil veya başka ne denilebilir? Alone, yalnız anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi alone'la lonely'yi karıştırmayın. You lonely de yalnız ama alone da yalnız. Peki aradaki fark ne? Mesela I am alone dediğim zaman ben tekim anlamına geliyor. Bunda bir negatif anlam yok. Ama I am lonely dersem ben tenhayım yani benim kimsem yok anlamına geliyor. Yani bakın alone da yalnız demek, lonely de yalnız demek. İşte bunların aralarındaki farkları da ufak ufak hatırlatmaya çalışıyorum. Apartment sevgili arkadaşlar İngilizcesinde neydi arkadaşlar apartment? Apartman demekti. İngilizcesinde apartman, bildiğimiz apartman. İngilizcesinde daireye flat diyorlar. İngilizcesinde daireye flat, apartmana da apartment diyorlar. Ama Amerikan İngilizcesinde daireye apartment diyorlar. Bildiğimiz o bina apartmanı da building diyorlar. Bu ayrımı bilmenizi istiyorum. Yarın öbür gün birisi Amerikalı size apartment dediği zaman götürüp apartmanı göstermeyin adama. Ona götürüp daireyi göstermek gerekiyor. Veya işte ne bileyim Amerika İngiliz size apartment dediği zaman götürüp ona daireyi göstermeyin. Ona apartmanı gösterin. Anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Thin, ince demek. Thick, o da kalın. Professional, emek verilerek yani gelinen bir yerdeki bir şeyi ne diyelim emek verilen böyle bir olay olduktan sonra o olayı nitelikli bir hale getiren insan veya getirme anlamında geçiyor. Değerlendirecek kapasiteye gelmek. Judge, yargılamak, ön yargı anlamına, prejudge var mesela. Prejudge de ön yargı anlamına geliyor. Judge, yargılamak ama daha çok değerlendirme anlamında geçti burada. Değerlendirme. Fiildir. Ve ikinci ve üçüncü hali düzenli olduğu judged oluyor. D alıyor bir tek. Compare, bu da comparative, yani vardı ya comparative sıfatlar falan diyorduk. Mukayese etmek anlamına geliyor. Burada fiil arkadaşlar. Compare burada fiil. Düzenli fiil. Sadece D aldığı zaman arkasına compared oluyor. Efendim geldik stairs. Stair merdivendi. Biz bunu geçen derslerde görmüştük arkadaşlar zaten. Sadece burada ne yapıyoruz arkadaşlar? O kelimeleri serpiştirdik bir parçanın içerisinde orada öğreniyoruz. Stair normalde merdiven, bildiğimiz merdiven anlamına geliyor. Yani bildiğimiz merdivendeki apartmanda çıktığımız merdivenler var onlar. Ama
Bir de var o tahta merdiven var ya duvara yaslayıp yukarı çık, doğru çıkıyor. O var, o merdivende biz ladder diyoruz. Ladder. L-A-D-D-E-R. Ladder diye yazılıyor. Ladder. L-A-D-D-E-R. O nasıl diyeyim? Seyyar merdiven. Seyyar merdiven ise ladder diyoruz. Bir de steps anlamına gelen merdiven var. Hani apartmanların girişinde böyle 3-4 basamaklı, 5-6 basamaklı merdiven oluyor ya, onlara da steps deniyor arkadaşlar. Yani 3 tane merdiven dedim ben size. Space uzay anlamına geliyor, boşluk anlamına geliyor ama space aynı zamanda yer anlamına da geliyor. There was no space, hiç yer yoktu diyor. Normal bir resim için diyor, hiçbir yer yoktu diyor. Shape, şekil anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun sinonimi form'dur, form, form. Shape, form. İkisi de aynı şey. Birisi şekil, birisi biçim. Yani mesela ama diyoruz, fakat diyoruz, lakin diyoruz. Birbirlerinin sinonimi yani bunlar. Birbirlerinin sinonimi. Symbols, Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir ne yazık ki. Bunları ayıklamak gerekiyor ama şimdi bizim hükümetimiz çok bilimsel işlerle uğraştıkları için çok bilimsel. Yani böyle ufak tefek işleri önemli değil onlar için. Symbols, imge, sembol anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Efendim geldik buraya articles. Articles sevgili arkadaşlar makale demek. Article makale demek. Tabii article'ın bir anlamı daha var arkadaşlar. İngilizce'de e, n, d bu gibi isimlerin önüne gelen küçük hatırlatmalara, bir mi olduğunu, o mu olduğunu hatırlatma, onlara da article diyoruz. Ama article aynı zamanda makale anlamına geliyor. Çoğul olabiliyor tabii, isim değil mi? Magazine, magazine deyince bizim fotoromancı kızlar ne yapar? Oo, magazine, magazin, magazin aldım. Bir magazin dergisi diye söylüyor. Magazin dergisi diye söylüyor. Magazine, sevgili arkadaşlarım, de magazin dergi demek değil mi arkadaşlar? Magazin dergi demek, evet. Evet, başka bir şey kalmadı burada. Şimdi bir kere daha ben dinlettirmek istiyorum sevgili arkadaşlar size. Ben sonunda anladım, biliyor musunuz beni niye az seyrediyorlar? Beni az seyretmelerinin en büyük nedeni, ben çok suya sabuna dokunuyorum arkadaşlar. Koronavirüs olmasın diye devamlı ellerimi yıkıyorum. Ondan dolayı bazı virüsler elimde durmuyor benim. Yani bizim YouTube kanalımızda durmuyor. Fazla suya sabuna dokunuyorum arkadaşlar. İşte o hastalığından kurtulamıyorum nedense, bilmiyorum yani. Hasta olacağım diye korkuyorum ondan, biliyor musun? Girdikleri zaman bulaşıcı hastalık ya, ondan korkuyorum çocuklar. Evet. Şimdi bir daha bir dinliyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinliyoruz ve dinledikten sonra da sorularımıza başlayacağız sevgili arkadaşlar. The Crazy Artist. Frenhofer was the best artist in the world. Everyone loved him. The quality of his paintings was very high. He always used the best materials. He made a big profit from his paintings. He had delicious meals with his rich neighbors. He taught art classes. Life was good. Then his attitude changed. He stopped selling paintings and teaching. He tried a new method of painting. He stayed alone in his apartment all day. He worked all day and all night, rarely eating. Soon Frenhofer became very thin. But he kept working on the same paintings for many years. He worked as hard as he could. Finally, he finished the painting. He was very happy and invited other artists to see it. "I want your professional opinion," he said. He wanted them to judge it and compare it to other paintings. Everyone was very excited as they went up the stairs to his apartment. Frenhofer was excited to show his painting, and the artists were excited to see it. "They'll love it," he thought. But they did not. They were surprised by his painting. There was no white anywhere. Frenhofer filled the whole painting with lines and colors. There was no space for a normal picture. It was full of strange shapes. It looked bad to the other artists. He used symbols, and they didn't understand them. They thought it was terrible. "Why did you paint this strange picture?" someone asked. They didn't understand its beauty. But after some time, many people began to like his painting. People wrote articles about it in magazines.
They said it was his best work. They loved his strange symbols. They loved his strange colors. Frenhofer's painting reminded everyone that just because something was new, didn't mean that it was bad. He also helped them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. Özür dilerim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu parçayı aynen bizim WhatsApp grubumuza koyacağız. Bu gruba bunu koyduktan sonra bir de bunun MP3'ünü koyacağım. Arkadaşlar bunu en az 30 kere 40 kere dinleyin. 30 kere 40 kere bağırarak okuyun. Bu dediklerimi yapmazsanız sizden adam olmaz. Sizden adam olmaz. Boş boşuna adamlık yapmayın bana. Okey? Çünkü herkes ağzı var diye konuşuyor. Yapmak önemli, konuşmak önemli değil. İngilizce'de güzel bir atasözü var. Action is louder than speak. Lütfen diyor ki hareket diyor konuşmaktan daha etkilidir diyor. Daha çok ses getir diyor. Bu parçanın audiosunu gönderebilecek miyim? Fatma nasıl göndermiyorum? Her seferinde gönderiyorum da. Ara sıra unutuyorsam da işte artık gençliğime ver. Shape form demiş. Ayşe Kaya bu attitude anlayamıyor musun? Anlayamıyorum hocam. Bir daha okur musunuz siz? Attitude davranış demek. Nerede geçiyordu o attitude? Dur bakayım. Attitude. Nerede bakayım bir bulabilsem. Ha burada bak. Then his attitude changed. Sonra onun tutumu değişti. Yani davranışı değişti. Mesela sevgili arkadaşlar, bir insanın genel bir tutumu vardır değil mi? Genel bir tutumu vardır. O tutumunun dışında mesela ben hep son zamanlarda sinirli olmaya başladım değil mi? Ben sakin olmaya başladım ama ben değişiyorum. Yani tutumunun değişmesi, eski yaptığı normal sıradan devam ettiği şeyin değişmesi anlamında geçiyor. Then his attitude changed, onun davranışı değişti. Davranışı da diyebiliriz, davranışı. Tutumu, davranışı. Ne yapmış peki davranışı değil mi? Resimlerini satmayı ve aynı zamanda eğitim vermeyi kesti, bıraktı. Stop'tan sonra dikkat ederseniz burada Jared gelmiş. Stop'tan sonra Jared gelirse, bir saniye arkadaşlar. Stop'tan sonra Jared gelirse bir şeyi bırakmak. Mesela he stopped smoking. O sigara içmeyi bıraktı. Ama stop'tan sonra to verb bir gelirse bir şeyi yapmayı durdurmak anlamına geliyor. Bir şey yapmak için durmak anlamına geliyor. Mesela he stopped to have a rest. Dinlenmek için durdu anlamına geliyor. Stop to verb bir şey yapmak için durmak. Ama stop gerund ise stop'un arkasından verb ing geliyorsa bir şey yapmayı kesmek, vazgeçmek. Yani buradaki stop'un yerine biz give up da koyabilirdik. Mesela gave up diyebilirdik. Veya quit diyebilirdi. Quit de vazgeçmek anlamına geliyor değil mi arkadaşlar? Evet, başka neler yazmışlar bakayım arkadaşlar. Yani okuyanın aksanını duyamıyorum, orada anlayamıyorum. Attitude. Ha, attitude'u mu öğrenmek istiyorsun? Attitude'un nasıl okulduğunu okumak istiyorsun. Peki onu yazalım bir de. Attitude, bir saniye. Öğrenmek isteyene kurban olurum ben ya. Öğrenmek isteyene. Evet. Şimdi attitude. Dinle bakayım. Attitude'u dinle. Tavır, davranış demek. Şimdi İngilizlerin okuma tarzını dinleyin. Attitude'u İngilizler nasıl söylüyor? Dinleyin arkadaşlar. Dinleyin. Attitude. 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 Bunu İngilizler böyle söylüyor. Bak bir daha dinleyin. Attitude. Attitude. Amerikalılar bak farklı okuyor. Attitude. 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 Attitude diye söylüyor. Avustralyalılar da başka tür okuyor. Avustralyalılar da başka türlü söylüyor bunu. Attitude, attitude, attitude. O biraz daha netleştiriyor. Amerikan aksanının biraz daha netleştirilmiş hali. Şimdi bunu ben nereden size dinletirdim onu da söyleyeyim. Seslisözlük.net var arkadaşlar. Seslisözlük.net var. Ben yıllardır bu sözlük için, neredeyse 10 yıl oldu çalışalı. Bu sözlükten çalışırsanız bu hem Amerikan aksanını veriyor, hem İngiliz aksanını veriyor, hem Avustralya aksanını veriyor. Daha İngilizce'nin çok aksanı var. Ancak en çok yaygın olanlar bunlar arkadaşlar. Başka Emel Gülücük yapmış. Hocam WhatsApp grubuna katılmak için ne yapmam lazım? Rıdvan Yılmaz.
Rıdvan Yılmaz, 5 rekat namaz kıl, dua et ben geliyorum. Tamam, namazını kıl geliyorum. Rıdvan, bu arada namaz kıldıktan sonra 0538-420-38-11'den de beni ara. Oldu mu? Dua edince ben hemencik geliyorum. Artık melekler mi gelir, şeytanlar mı gelir bilemiyorum oğlum. Okey. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi geçiyoruz. Hocam son paragraftaki just because'la başlayan cümleye bir örnek verebilir misin demiş Zehra. Tabii ki. Mesela ne diyeyim mesela? Diyor ki mesela diyelim bir şey yaptınız. Bir şey yaptınız. Size ben bir şeyi anlattım. Bunu anlattım mesela. Siz de bunu anlamadınız. Anlamadığın zaman diyor ki just because you didn't listen to me. Just because you didn't listen to me. Sadece beni anlayamadığın içindir diyorum. Veya mesela diyelim ki birisi birisinin hakkında konuşuyor yanınızda. Birisi birisinin hakkında konuşuyor. Ve sizin hoşunuza gitmiyor. Bu hoşunuza gitmiyor. Senaryo hazırlıyorum arkadaşlar. Böyle senaryolarla öğretmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Şimdi birisi diyelim ki kimin hakkında? İşte Zehra'nın hakkında burada konuşuyor. Zehra da burada yok. Ben de ona diyorum ki you cannot speak about her just because she is not here. Sen onun hakkında konuşamazsın. Just because she is not here, sadece o burada olmadığı için konuşamazsın. O burada olsaydı onun hakkında konuşabilirdin diyorum. Çünkü onun söz hakkı yok değil mi? Ondan dolayı. Just because, sevgili arkadaşlar nasıl because bir bağlaşsa just because da bir bağlaş. Veya mesela just because you don't love me. Yani sadece beni sevmediği için bunu yapıyorsun. Mesela you do just because you don't love me. Sen beni gerçekten sevmediği için bunu yapıyorsun sadece. Sadece bunun için. Just because sadece bunun için yapıyorsun anlamına geliyor. Zehra anlayabildin mi? Anladıysan elma, anlamadıysan armut de. Armudu da çok severim aksi gibi. Bakayım inşallah elma der. Yemeyeceğim. Evet. Peki sevgili canlar. Peki. Hemen başlıyoruz. Ya Allah ya Bismillah. Evet. Oruç tutmuş herkesin burnu düşüyor. Vallahi. Herkesi böyle bir ağırlık başmış. Biraz kızdırsan diye oruçlu oruçlu ağzımı açtırma. Ne varsa o ağzının içinde bilmiyorum da. Ağzını açınca ne dökülecek bilmiyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar. Şimdi neye geçiyoruz? Answer the questions. Bir, Zehra beni dinledin mi sen? Açıkladım sana ama. Ha, eller böyle, ben de sana böyle. Hint usulü. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen geçiyoruz. Hemen geçiyoruz cevaplara. Değil mi? Hemen neye geçiyoruz? Cevaplara. Hadi bakalım arkadaşlar. Birin cevabını yazın. What is this story about diyor. Bu hikaye ne hakkında arkadaşlar? A mı, B mi, C mi, D mi? İyi bir okuyun. Hadi benim yavrularım. Hadi. Evet. Bire ne dediniz? Ya bu niye ile gitmiyor ya? Hiç kimse bir şey yazmıyor mu? Ya bire A diyen de var, bire B diyen de var. Sizce hangisi acaba ya? A şıkkı, a painter whose neighbors judge his art as poor quality. Diyor ki komşularının diyor sanatını, komşuların sanatını işte sanatını düşük kalite olarak efendim düşük kalite olarak işte değerlendiren bir yazar, bir ressam hakkında diyor. B
B'de de diyor ki an artist diyor who teaches art class in his art. Yani diyor B'de de diyor ki bir sanatçı diyor ki o diyor kendi bulunduğu dairesinde sanat dersleri veriyor. Şimdi bu adam sanat dersleri mi veriyor yoksa ressam mı? Bence A şıkkı. Anlayabildik mi arkadaşlar? A şıkkı. Şimdi an artist dediğin zaman an artist doğru. Bu adam sanatçı. Ama arka who teaches art classes in his apartment. Bu kendi bulunduğu dairede sanat dersleri veriyor. Onun sanat dersleri mi veriyor yoksa? Bir A. Çünkü onun eserini beğenmemişlerdir diyor. Ondan diyor. Sonra beğendiler. Evet. Önce beğenmediler. Anlayabildiniz mi arkadaşlar? Bak hala bir B diyen var ya. Sibel. Herhalde internette bir zayıflık var ya. What is the story about? A şıkkında diyor ki bir diyor ressam komşuları tarafından diyor kendi sanatının düşük kalite, niteliksiz olarak değerlendirilen bir şey ressam hakkında diyor. Ötekinde diyor ki B şıkkında dairesinde diyor sanat dersleri veren bir sanatçı hakkında. Dairesinde sanat dersleri mi veriyor bu adam? Öyle bir şeyden bahsetti mi burada? Bahsetmedi değil mi arkadaşlar? Ya. Siz neye göre karar veriyorsunuz biliyor musunuz? Siz suyun üstündekine bakıyorsunuz. Suyun altındakine bakmıyorsunuz. En artisti gördünüz mü? Suyun üstünde o var çünkü. Adam suyun üstüne onu koymuş. Biliyorlar. Lap diye balıklar atlayacak. Orada a painter demiş. Şimdi bir sanatçı diye düşünüyorsunuz. Evet o da bir sanatçı. Painter de bir sanatçı. Artist o bir başlık oluyor değil mi? Title oluyor. A şıkkı geç katıldım soruyu. Bilal Batı hoş geldin. İkiye geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İkiye. Hadi ikiyi yapalım. Hadi ikiyi yapalım. Ne diyor? Why does Fraunhofer want the artist to see his painting? Niçin diyor Fraunhofer resmini görmeleri için sanatçıları istedi, istiyor. Niye sanatçıları istiyor görmeleri için? Neden sanatçıları istiyor? Evet, neden arkadaşlar? Bence biraz daha büyütebilirim bunu ya. Büyüteyim. Şöyle. Azıcık daha büyütsem nasıl olur acaba? Çok büyük oldu. Şimdi bunları biraz küçülteyim. Yok. Kurtlu Cengiz Hoca duramıyor yerinde. Evet, ikinin cevabı ne arkadaşlar? İkiye C diyen var. İkiye ders verdiğinden bahsediyor. Ama nerede olduğunu belirtmiyor. Doğru. Ama orada sadece bir kere ders verdiğinden bahsediyor. Ama esas o tablosunu beğenip beğenmedikleri o mesele o. İkiye C diyen de var, ikiye B diyen de var arkadaşlar. İkinin cevabı, ben okuyayım siz karar verin arkadaşlar. Oldu mu? Ben okuyayım siz karar verin. Bakın. İkinin B şıkkında diyor ki, he wants them to judge his materials. O arkadaşlarına, dem dedi arkadaşlarına materyallerini yani malzemelerini değerlendirmelerini istiyor. Şimdi arkadaşlarından malzemelerini mi değerlendirmelerini istiyor? Yani o resmi hangi malzemelerle yaptıysa onları önüne sunuyor. Onu beğenmeleri istiyor. Malzeme derken resim değil ha. Resimde kullandığı malzemeleri değerlendirmeleri istiyor B'de. C'de ise he wants them to give their professional opinion. O arkadaşlarının o kendi bulunduğu apartmandaki arkadaşlarının profesyonel fikirlerini vermelerini istiyor. Şimdi sizce iki nedir?
2B midir, C midir arkadaşlar sizce? 2B midir, C midir arkadaşlar? Hatta D diyen bile var. D diyen bile var. Gülsün demiş D. He wants to compare his new method to theirs. O mukayese etmelerini istiyor. Onun metodunu diğerlerininkiyle. Diğerlerininkiyle mukayese etmelerini istiyor. Mi yoksa orada judge. Ya esas orada önemli olan o gelen dostlarının, arkadaşlarının fikirlerini söylemeleri değil mi arkadaşlar? Fikirlerini söylemeleri değil mi Gülsün? Evet, C şıkkı doğru. Peki geldim 3'e. Hadi bakalım. Hadi şimdi 3'teyiz arkadaşlar. 3'teyiz. Küçük görünüyor galiba. Ben yine biraz kurtlanayım. Şimdi biraz daha büyük oldu, güzel oldu. Heh. 3'ü yapın. What is true of Fraunhofer's painting? Yani Fraunhofer'ın bu tablosundaki hakikat nedir? Yani bu aşağıdaki cümlelerin bir tanesi hakikatten bahsediyor, gerçekten bahsediyor. Üç, evet 3'ü yapıyoruz arkadaşlar. 3'ü yapıyoruz. Ya cümleyi iyi anlamak gerekiyor çocuklar. Artık gitgide parçalar da zorlaşıyor değil mi? Anlamazsak olmuyor bu iş. Evet. Herkes B diyor. Gerçekten bravo. Herkes B. It is full of strange colors and shapes. Diyor ki it dediği resim. Resim acayip renklerle ve şekillerle dolu diyor. Değil mi? Acayip deyince bir şarkı aklıma geliyor. Bu aralar gözüme çok takılıyor YouTube'da. Siz de izlemek isterseniz söyleyeyim. Acayip hayvanlara benziyorsan. Böyle bir şarkı var. Acayip benim hoşuma gidiyor nedense. Bilmiyorum. Hayvanlara da yazık oluyor esasında ya. Acayip hayvan da o temizdir yani, onlar temiz hayvanlar. Hayvanlar kötülük yapmaz ya, ona yemeğini ver. Onunla oyna yeter. Ama buna yemeğini de versen durmuyor babam kardeşim. Evet. What is true? Evet. 3B değil mi arkadaşlar? Ya bu hoca da durmaz ki, bir ders yapalım ya. Cır 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 cır. 4'e geçiyoruz arkadaşlar. 4'e geçiyoruz. 4'e geçiyor. Ah ah. Ah benim güleceğim günlerde gelecek elbet. 4. Bana dava açmayacaktı arkadaş. Bana dava açtı. Tamam artık. Ben durmam artık. Daha da beterini yaparım. 30 tane dava açmasını istiyorum. Where do the other artists see his painting? Diğer sanatçılar onun resmini nerede gördüler? Nerede gördüler? Bence hamamda. Ya da diskoda falan görmüşlerdir. İnternette de olabilir. 4. Şükriye demiş ki Fraunhofer onları o resmini diyor apartmanına götürdü, dairesine götürdü. Götürür diyor. Fraunhofer resmi kendi dairesine, işte onların dairesine götürüyor. Arkadaşların dairesine götürüyor. Her birinin dairesine bak, ben resim yaptım. Güzel olmuş mu? Hepsini tek tek de. Bak güzel olmuş mu? Ben yaptım. Ha, öyle mi diyor? Allah. Ha. 4. Tabii ki Bursa. Tabii ki Bursa. Şimdi geldik esas writing bölümüne. Şimdi burada ben güzel bir cümle kurmanızı istiyorum. Cevap yazarken güzel cümle kurun, yazın arkadaşlar. Bunu lütfen en güzel düşünerek 2 dakikada müsaade edeyim size. Tamam? 2 dakikada müsaade edeyim. Evet. How do the artists feel as they go up the stairs? Diyor, sanatçılar merdivenlerden yukarıya çıkıyorlarken
as iki anlamı. Merdivenlerden yukarı çıkıyorlarken ne hissediyorlar? Şimdi güzel bir cümle yazın bakayım. Hadi ya ne olur bir güzel cümle yazın ya. 4B doğru Hacer. 4B. Acayip hayvanlara benziyorsan. Telif hakkı olmasa onun bile telif hakkı var ya. O şarkının bile telif hakkı var düşün ya. Telif hakkı olmasa çalacağım. He Fatma yazmış. Dur bakalım. Fatma sana helal olsun. They felt very excited as they went up the stairs. Başka arkadaşlardan da istiyorum. Şükriye yazmış. The artists were excited to see it. Güzel. Evet siz de başka türlü yazın arkadaşlar. Everyone was very excited. Herkes çok heyecanlıydı. Evet. Zehra yazmış. Rıdvan. They were excited. Ya bak biraz süsleyin şu cümleleri ya. Süsleyin ya. Başka yazan yok mu? Daha en güzelini gelmedi daha. En güzeli gelmedi daha. Evet. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Söylerim ha. Efendim bu ne demiş bakalım Ergun. Yani bizim Zülfiye. Fraunhofer's friends felt excited after seeing his paintings. Yok canım. O gördükten sonra heyecanlanmadı. Gördükten sonra beğenmediler. Gördükten sonra beğenmediler. Burada bir yanlışlık var. Zülfiye. Onlar görmeye giderken heyecanlanıyor. Şu adam büyük sanatçıymış. Ben söyleyeyim. Ya yazın işte da ne olur yazın da. Nurten yazmış. They were excited. They were excited. They were olacak. Bir de büyük harfle excited. Onlar çok heyecanlandıran. Bu değil. Bu değil. Bir kere cümlede were unutmuşsun sen. Evet. Zehra'nın everyone was very excited as they went up to the stairs. Bu doğru. Bu doğru. Bu cümleyi biraz daha süsleyin istiyorum. Bak ben söyleyeyim peki. Ben söyleyeyim siz yazın. Oldu mu? Hadi söylüyorum. His friends yazın arkadaşlar. His friends yazın arkadaşlar. His friends felt excited. Feel'ın ikinci hali. His friends felt excited about. Çünkü feel excited about. Bir kalıp kullanıyorum ben orada. His friends felt excited about. Ondan sonra Gerund getirmem lazım değil mi? Hadi Gerund'u siz yapın. His friends felt excited about. Gerisini siz yapın hadi. Everyone was very excited. They run up stairs his apartment. Doğru. Bak bu cümle orada yok mesela. Benim bu söylediğim cümle orada yok. His friends felt excited about. Feel excited about. Bir şey hakkında kendini heyecanlı hisseden. About'tan sonra isim de gelebilir, gerund da gelebilir. Gerund getirin. Onun tablosunu görme konusunda heyecanlandılar. Heyecanlı hissettiler kendilerini. Yazmıyorlar. Bugün neyse karınları aç. Beyinleri de çalışmıyor bunlar ya. Karınları aç. Ah ah. His friends felt excited about. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aldım başıma tac ettim. Artık o kadar ağırlıkta taşı nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Olsun. Altında ezilsem de razıyım. Evet. Felt excited about seeing his painting. Bu arkadaşlar ya. Bu işte bu. Evet. Meryem Kaplan da yazmış. Bu his painting.
Rıdvan, bu da oldu. Harika. Ama ilk önce kim yazdı? Zehra yazdı. His, Hacer, he is değil. His, his. Evet, doğru. Şehri muhtarlı. Bak bu var ya bu. Bu üçüncü sınıftan, dördüncü sınıftan ne ha? Bak bunu yazan. Görüyorsunuz değil mi? Buna yeni talebelerim. Nurten. Aferin Nurten, bravo. Nurten bağıra bağıra konuşuyor. His friends felt excited about seeing his painting. Tuncay. Bravo Tuncay, bravo. Serpil. Evet, işte bu. Gördün mü? About seeing his... Bravo Gülsün, bravo. İşte bu. Yazdık ama geç gidiyor hocam. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Bitti. Ne yapacağız? Gideceğiz, yatacağız. Ama bir saat sonra veya iki saat sonra ben bir daha geleceğim burada ders yapacağım. Ondan sonra bir iki saat sonra geri geleceğim burada ders yapacağım. Ondan sonra bir iki saat sonra gene yapacağım. Siz oruç tutmuyor musunuz? Sahura da kalkıyorsunuz mutlaka. E sahurda da ders yaparız yani. Cengiz Hoca nasıl olsa 2-3 saatten fazla uyuyamıyor artık. Hadi bakalım. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Nigar Ezova, o da yazdı. His friends felt excited about seeing his painting. Bunu yazdı. İlk Fatma ile benimkiydi. Evet evet doğru. Doğru. Haklısın. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlar? Son bir kez sorayım. Bir dakika müsaade. Yok galiba. Uykudan uyandıktan sonra acayip enerjik hissediyordum kendimi. Şimdi bir iki saat daha uyuyacağım ben. Kalkacağım tekrar yapacağım ders. Siz uyuyamayacaksınız tabii. Şimdi iftarı bekliyorsunuz. WhatsApp'tan size mesaj atacağım. Tamam. Bekliyorum dört gözle. Lütfen kokulu kağıda yaz. Eskiden çocuklar gençken ah ah bizim zamanımızdaki aşklar ne güzeldi çocuklar ne güzeldi ya. Vallahi dedem olduk ne olduk yani bilmiyorum ki. Ay ay Cengiz de yaşlandı sonunda. Kokulu kağıtlara yazardık. Renkli renkli kağıtlara yazardık. Ondan sonra o mektubu güzelce işte zarfın o da güzel zarfı aldık. Eskiden zarf vardı ya şimdi zarf var. Ondan sonra onu ona nasıl vereceğiz diye 3-4 gün düşünürdük. Sonra giderdik evin önünde dururduk. Perde oynasa 3-4 gün rüyamıza girerdi. Perde oynasa ha. Allah'ım yarabbim. Evet peki. Hiç kimse bir şey sormuyor. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye.